saha mı deplasman mı? İç saha kesin. Servis mi manşet mi? Manşet. Voleybol oynamıyor olsan ne işle uğraşırdın? Sporun dışında kendimi düşünemiyorum açıkçası ama küçükken hep doktor olmak istemiştim. Sporcuların hayatı hakkındaki en büyük yanılgı. Çoğu bir şeylerin çok kolay olduğunu zannediyor veya bizim sadece öyle eğlen eğlen oynadığımızı düşünen de vardır diye düşünüyorum. Birçok şeyden vazgeçip burada çok fazla zamanımızı harcıyoruz. Aslında yaptığımız iş gerçekten çok zor bir iştir. Eline ilk topu aldığın zamanı hatırlıyor musun? Çocukken ben hep topla oynardım. Yani dışarıda, içeride, her yerde sürekli top oynardım. O yüzden tam olarak bilmiyorum ama sanırım ilk antrenmanlarımı hatırlıyorum gibi. Çıktığın ilk maç? Çıktığım ilk maçı hatırlıyorum. İki pasörümüz vardı takımda. İki pasörün de hasta olup takıma, yani normalde smaçör olduğum halde pasör olarak gittim. Ve şampiyon olduk turnuvada. Tabii ki de hiçbir zaman unutamayacağım bir turnuva. Karakterini tanımlayacak üç kelime. Sakin, disiplinli, pozitif. İnsanlar seni hangi üç kelimeyle tanımlar? Sakin, konuşkan, yardımsever diye düşünüyorum. Voleybol stilini bir cümlede anlatabilir misin? Manşet olsun, servis olsun, smaç olsun, blok olsun hepsini disiplinli bir şekilde aynı çizgide yapmaya çalışıyorum. Şampiyonluk için olmazsa olmaz üç şey. Takım ruhu, istek, disiplin. En çok zaman geçirdiğin takım arkadaşı? Şeyma. En esprili takım arkadaşın? İki kişi aslında, Simge ve Aslı. Ve Kübra, pardon Kübra'yı es geçemem. Gerçekten Kübra'yla çok gülüyorum. Instagram mı Twitter mı? Instagram. Metrobüs mü motor? Motor. İlk izlediğin milli takım maçı? Ben boşnak olduğum için Bosna'dayken de Türk milli takımının maçlarını sürekli izlerdim ama ilk izlediğim maçı gerçekten hatırlamıyorum. En son izlediğin film? İngilizce adıyla Passengers bir film. Avrupa Şampiyonası için Türk halkına, taraftarımıza ne söylemek istersin? Türk halkı gerçekten herkesi davet ediyorum. Mümkün olduğunca bütün maçlara gelmeye çalışın. Biz gerçekten sizin gücünüzü arkamızda hissederek çok daha iyi oynuyoruz. Sizin desteğinizi hissetmeyi çok seviyoruz. Sizi gururlandırmak istiyoruz.